Hocamı tanıtmak için bir sayfa not çıkardım. Kabaca anlatacağım birazdan. Sunum esnasında herkesin mikrofonu kesilecek. Lütfen sorularınız olursa chat bölümüne yazın. Sarıhan Hocam siz de soruları bir bir cevaplamak yerine bana bırakın en sonunda sunmak işini bozmamak için. Tamam. Sunumumuz bitince ben sizlere aktaracağım. Sunumumuz sonradan yayınlanmak üzere kayıt atlanmaktadır eğitim amacıyla. Sarıhan Hocam'dan kısaca bahsetmek istiyorum size. Profesör Doktor Hüseyin Sarıhan Çekirge, 1964 Ankara doğumlu, evli ve iki çocuk sahibi. 88'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oluyor. 93'te Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı'ndan uzmanlığı alıyor. Bu süreçte 1992 ve 93 yılları arasında Vasküler Interventional Radyoloji Fellow olduğunu Pittsburgh Üniversitesi'nde Pennsylvania'da yapıyor. 93 yılında, 93-94 yıllarında Hacettepe'ye tekrar uzman olarak devam ediyor. Alper oğlum böyle Pennsylvania falan deme. Ne olur Ya ne olmaz. Benim konuşma bitmeden alırlar şerefsizim. 94 yılında yardımcı doçentlik unvanını, 96'da doçentlik unvanını, 2003'te de profesörlük unvanını yine aynı klinikten aldı. 2013'te Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı'ndan ayrılıp Ankara Bayındır ve Koru Hastanesi'nde çalışmaya başlıyor. Beyin damar hastalıklarının endovasküler tedavisinde Profesör Doktor Işıl Saatçi ile birlikte geliştirdiği teknikler sayesinde başta Amerika, Fransa, İngiltere dahil olmak üzere 70 civarında ülkeden Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yale ve Brown Üniversitesi Tıp Fakülteleri gibi merkezlerin de olduğu hastanelerde endovasküler tedavi için Türkiye'den davet edilmiş olup 300 üzerinde hastaya bu yolla tedavi etmiştir. Kurmuş olduğu Gelişimsel Nöroradyoloji Merkezi'nde yine yüzlerce uluslararası camiadan katılan yüzlerce hekime eğitim vermiştir. Kendisinin SCI ve Index Medicus'a giren dergilerle toplam 120 yayını ve 5000 üzerinde de atıfı mevcuttur. Hocam sizi de anlatmaya sayfa hak etmeyecek. Ben sözü kısaca size bırakayım. Hoş geldiniz tekrardan. Söz sizde hocam. Çok teşekkürler. Çok güzel sözlerin için Alper. Ben şuradan hemen ekran paylaşımını açayım. Bir kere en başta Kamil ve Uygur'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü şaşırtıcı bir şey benim için Türk Nöroşirurji Camiası'ndan konuşma daveti almak son 15 yıl açısından. Daha önce çok yakındık ama belki benim de hatalarım olmuştur. Belki eski hocalarımızın benimle birlikte hataları olmuştur diyeyim. Böyle bir ayrılık oluştu. Yani bu işlerde sadece ben değil işte Işıl, Naci, Civan oldukça lider konumda olmamıza rağmen dünya nezdinde kendi nöroşirujen arkadaşlarımızla çok yakın değiliz ne yazık ki. Bunu inşallah bu noktadan itibaren hep birlikte düzeltiriz. Çok teşekkür ederek devam ediyorum. Serebral anevizma tedavisinde 2022'de neredeyiz? Ben size bir şöyle yaklaşık bir 30 yıllık hikayeyi kısaca özetlemeye çalışacağım. Bu 30 yıllık hikaye önemli. Nereden nereye gelmemizi anlatmamız için. Özellikle endovasküler teknoloji çok hızlı gelişti. Artık bildiğiniz gibi kanıta dayalı tıp bu. Evidence-based medicine denen kanıta dayalı tıpta da ispatlandı ki birçok çalışmayla. Anevizma tedavisinin bir primer tedavisinin endovasküler tedavi olması gerekiyor artık. Yani Barrows Neurological Institute'te yapılan trial bile bunu söyledi. Hepinizin bildiği gibi. Bu teknolojik ve teknik evrim sırasında üç ana değişim vardır. Bir tanesi primer anevizma açı koillemeden balon yardımlı koillemeye, bir tanesi balon yardımlı koillemeden stent yardımlı rekonstrüktif koillemeye ve en son stent yardımlı rekonstrüktif koilemeden ekstra ve intrasaküler akım çeviriciyle akım modellemeye olmak üzere. Bu yaklaşık bir 20 yıllık vaka. Primer anevizma koillemesi hala çok önemli. Çok hızlı yapılabiliyor. Anterokomünik anevizması, kanamış, A1'de vazospazm var gördüğünüz gibi. Anevizma içine çok hızlı bir şekilde girilerek işte dakikalar içinde anevizma oklüzyonu sağlanabilmiş bundan 20 yıl önce. Aynı şey bugün de yapılıyor. Eğer anevizmanın boynu buna müsaitse yapılıyor. Ama o zamanlar
her anevrizmanın boynumuna müsait değildi ve tabii ki endovasküler tedavinin yapabildiği anevrizmalar çok kısıtlıydı. Bunun üzerine Jacques Moret diye bir adam, bizim de hocamız olur şu anda kendisi 75 yaşının üzerinde, anevrizma tedavisinde çok önemli bir gelişme kaydetti. Balon modelleme tekniği dediğimiz bir teknikle. Hepimiz daha çok gençken onun yanına gittik, bu işi öğrendik. Ve balon modelleme tekniğinde ne yapılmaya başlandı? Özellikle rüptüre olan, çünkü o zamanlar alabildiğimiz anevrizmalar, yapabildiğimiz anevrizmalar, rüptüre, posterior sirkülasyon anevrizmaları, cerrahiyi kaldıramayacak hastalardı. İlk işe başladığımızda bundan 20-25 yıl önce, 30 yıl önce. Böyle geniş boyunlu bir anevrizmanın boynuna balonu koyup anevrizmanın içinde koilleri tutarak oklüzyonu yapmak çok daha rekonstrüktif, mümkün bir cevap haline gelmişti. Özellikle likitlerin gelişiminden sonra hem koilleri hem likitleri anevrizma içinde tutmak balon modelleme tekniğinin amacıydı. Aynı zamanda balonun anevrizma rüptürü sırasında koruyucu etkisi vardı. Bir kanamayı hemen durdurması açısından endovasküler olarak ve özellikle vazospazmda varsa işlem sırasında vazospazmada anjiyoplasti yaparak tedavinin tamamlanması sağlanabiliyordu. Daha sonra süper kompliyan balonlar çıktı. İşte bizim bu piyasaya girmemizin, bu işin içine girmemizin en önemli noktası burasıdır. Hyperform diye bir balonun gelişiminde özellikle ve bunun ilk hayvan deneylerinde Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukça çalıştık. Bu bir enteresan bir balon. Gördüğünüz gibi o zamanlar tarif edildiğinden beri hala aynı şekilde kullanılan bir teknoloji. Süper kompliyan bir plastik materyal. Bifürkasyonda şişirildiği zaman bifürkasyonun şeklini alarak buradaki anevizmanın boynuna ulaşıp, geniş boynuna ulaşıp anevizmanın koillenirken koillenen anevizmanın içinde durmasını sağlayabiliyordu. Ve bu hyperform modelleme denen şey aslında hyperform balonun adı. Çok etkili bir tedavi metodu olarak devam etti ve dünyadaki en geniş seri bize aittir. Yıllar önce yayınlanmış, oldukça oturmuş bir tedavi metodu haline geldi. Hala rüptürü anevrizmalarda bu süper kompliyan balonla anevrizma boynunu geniş de olsa koillemek mümkün hale geldi. Sagan hocam, böldüm, çok özür dilerim. Katılımcılarımızdan bir tanesi yazmışlar. Sesiniz çok az geliyormuş. Bağırayım mı? Nasıl şu anda sesim? Geliyor şu an aslında daha iyi oldu. Biraz tamam. Mikrofona yaklaşırsak ya da... Peki tamam. Tamam. Şu anda duyuyor musunuz? Şu anda çok güzel hocam. Tamam, bağırıyorum ben. Bu hyperform modelleme ile anevizma lokalizasyonunda birçok noktaya ulaşmak mümkün oldu. Özellikle içinden damar çıkan anevizmalarda, böyle bir posterior komünikan arter anevizmasında balonu posterior komünikan arterin içine koyup tedavi edebilmek o zaman ondan 3-5 yıl önce bir hayalken mümkün olmaya başladı ve bu teknolojik gelişmeyle anevizma tedavi spektrumu, endovasküler tedavi spektrumu oldukça genişlemiş oldu. Ve tabii vazospazmdaki bir hastada aynı zamanda, ki bunlar hala geçerli kanamış hastalarda, böyle bir orta severe arter anevizması kanamış, M1'de çok ciddi vazospazm var gördüğünüz gibi, hem farmakolojik anjiyoplasti hem de mekanik anjiyoplasti anevrizmanın tedavisi sırasında yapılabilmeye başladı. Yani vazospazm M1'e uygulanmış. Daha sonra aynı balon anevrizmanın boynuna yerleştirilerek anevrizmanın koillenmesi sağlanmış. Ve ikinci yıl kontrol anjiyografisi aynı hastalık. Ve diğer bir faydası tabii bu balon modelleme tekniğinin. Anevrizmanın boynunda balonunuz olduğunda koiller anevrizmanın dışına çıktığında ince duvardan, yani anevrizma rüptürü olduğunda rüptürü hemen fark edip bazen kontrast ekstravazasyonuyla, bazen subarachnoid kanamanın olmasına bile izin vermeden balonu burada şişik tutarak hemen anevizmanın koillenmesinin tamamlanmasıyla endovasküler tedavinin yapılması mümkün. Ve bu da intraoperatif rüptür sırasındaki damar içi kontrolü sağlayan çok önemli bir faktör haline geldi. Büyük ve daha dev, geniş, çok geniş boyunlu anevizmalarda balon modelleme ancak günümüzde kanamış anevizmalarda kullanılmakta. Amaç hastanın hayatını kurtarıp rekonstrüksiyonu sonra stent veya akım çeviriciyle yapmak. Niye? Biliyoruz ki burada balon da kullansak mutlaka zaman içinde akımla parent arterdeki rekonstrüksiyonu tamamlayamadığımız için, parent arteri iyileştiremediğimiz için rekürrens %100'e yakın olacak bu anevizmalarda.
Gene çift balon modelleme tekniği ilk defa buradan tarif edildi ve çift balon modelleme tekniği birçok sonraki tedavi metodunun öncü noktası oldu. Özellikle böyle geniş boyunlu rüptüre bir orta cerebral artar anevizmasında iki tane trankta anevizma kesisinden çıkıyorken çift balonla anevizmanın boynunu modelleyip anevizma içi oklüzyonu sağlamak mümkün hale geldi 2001, 2002, 2003'te. Fakat anevizmaların çoğunun geniş boyunlu olması nedeniyle ve anevizmanın köken aldığı damar segmentinin de hasta olduğunu bilmemiz nedeniyle biliyorduk ki endovasküler tedavi sonrası bu anevizmalardaki yüksek rekürrens oranları çok ciddi bir eleştiri kaynağıydı ve endovasküler teknoloji ve nöro girişimcilerin hepsi rekonstrüktif bir tedavi metodu aramaya başladılar, biz de dahil. Özellikle balon modelleme tekniğinde hani aslında anladık ki böyle geniş boyunlu bir anevizmada koillediğimizde balonun etrafında koilleri döndüğünü görüyoruz. Yani burada aslında damar duvarı 180 derece, bazen 270 derece anevizma kesesiyle birlikte hasta. Ve likit zamanı geldi 2000'li yılların başında. 10X denen bir materyalle bütün geniş tabanlı, boynuna stent çıkarılamayan ki anlatacağım birazdan, o zaman elimizde sadece rigid koroner stentler var. Anevizmalarda, anevizma boynunda stenti balonun etrafında likiti rekonstrükte ederek, parenterti rekonstrükte ederek kullanmak işi geliştirildi. Ve bunun önemli bir kısmı bu tekniklerin Ankara'da geliştirildi zamanında ve bu oldukça devrimsel bir gelişmeydi zamanında. Fakat teknik olarak likiti anevizma boyunda tutmak çok zordu ve tekniğin yayılması çok mümkün olmadı. Teknik herkes için değildi. Fakat sonuçları oldukça iyiydi. Boyunda stent koymadığımız zaman böyle dev anevizmalarda stabil oklüzyonlar likitin rekonstrüksiyon etkisiyle sağlamamıza rağmen hala önemli bir grup kısmi tromboze dev anevizmalarda rekürrens görüyorduk. Ne kadar rekonstrükte edersek edelim. Ve bunların hepsini zamanında yayınladık. Yine arayışlarımız devam etti. Dedik ki likitle birlikte boynu rekonstrükte ediyoruz. Şu likitle beraber coil'leri de kullanarak acaba bu rekonstrüksiyonu azaltabilir miyiz? Evet, azalttık. Ama yine tekniğin pratikliği çok dünyaya yayılabilir bir metot değildi. Çünkü mühendisliğin bir endovasküler mühendislikle birleştiği zaman tekniklerin endovasküler tedavide herkes tarafından uygulanabilir ve basit olması gerekiyordu ve endüstri de bu yönde tekniklerle beraber gelişti. Stentler geliştikten sonra özellikle hem koroner teknolojide hem de küçük mikro stentlerin gelişmesi sonrası anevizmaların boynuna stentleri çıkardığımızda anladık ki aslında rekonstrüksiyonu hem likit veya coil ile stent koyarak yaptığımızda anevizma boynunda işte o zaman tamir mekanizması çalışıyor ve bunu ilk yıllar önce Mamat'la beraber, Doktor Michel Mamat'la beraber yayınladık. Aslında bu grup hasta ki hala takibimizde stent 10X hastaları böyle dev anevizmalarda anevizmaya bir boynuna stent koyup stentin etrafında 270 derece, 360 derece likitle anevizmanın oklüzyonu birlikte parenteral terinde rekonstrükte ettiğimizde anevizma oklüzyon oranları %100'e vardı. Yani bu tip hastalarda şu anda bu tekniği kullanmamıza rağmen bunları takip ediyoruz. Hala bir rekürrens görülmemiştir. Hastanın 3. yıl kontrol anjiyografisi. Gene bir dev anevizma, anevizmanın boyunda koroner stent ve hastanın 5. yıl kontrol anjiyografisi gördüğünüz gibi. Bu slaytlar tabii eski çocuklar, görüntüler için özür diliyorum, bizim eski teknolojili cihazlarımızdaki görüntüler. Gittikçe görüntülerin kalitesinin arttığını göreceksiniz. Bu büyük ve dev anevizmalarda en büyük problem anevizmanın boynunu bypass etmekti. Ve bu tekniği geliştirmeden önce rahmetlinin adını anmadan geçemeyeceğim. Daha birçok rahmetlinin adını da anacağız tabii, bize çok yardımcı olan sevgili arkadaşım Hakan Oruç Kaptan bize birçok bypass yapıyordu. Çünkü bu anevizmaların boynunu geçemiyorduk. Anevizmanın ilerisine geçemediğimiz için de parenteral artrit rekonstrükte edemiyorduk. Sonunda bir gün
bizim Işıl'ın aslında geliştirdiği bir tekniktir bu. Benim adım birincisin burada ama Işıl akıl etti ki bu aleviz uzmanın acaba boynundan bir mikrokadeterle telle loop yaparak geçip balonu distale doğru ilerletip aleviz uzmanın içinden. Tabii o zamanlar bize çok tehlikeli de gelmişti bu aleviz uzmanın içinden loop yapıyor. Loop yapıp hani balonu burada şişirip sonra çektiğimizde böyle düzleyerek bypass edebilir miyiz? Baktık ki çalışıyor teknik ve bunun üzerine bu tekniği neşrettik ve dev anevrizmaların boynu bypass edildiği için çok daha rahat bir şekilde ne yazık ki bypass cerrahisini ben çok severim. Yani ben yapmayı bilmiyorum tabii ama yapılma tekniği ve yapılması yapanlara da çok çok takdir ederim. Tabii bypass cerrahisine ihtiyaç oldukça azaldı bu teknikten sonra. Ve böyle bir bypass yapıldıktan sonra endovasküler bypass, ondan sonra buradaki bir değişik exchange manevralarıyla anevrizmanın boynuna stent koyup içine coil doldurmak, onyx doldurmak ve burayı rekonstrükte etmek böyle görüldüğü gibi mümkün hale geldi. Hastanın birinci yıl kontrol anjiyografisi. Ve bu stentlerle anladık ki aslında regrowth oranlarını biraz önce de söylediğim gibi bariz bir şekilde düşürüyoruz. Yani böyle bir geniş boyunlu disekan M1 anevrizması ve boynunda gördüğünüz gibi koroner stent var. Rekonstrüksiyon tamamlanmış. 5. yıl kontrol anjiyografisi. Problem bu stentleri buraya çıkarmaktı. Her hastada yapamıyorduk. Birçok hastada başarısız oluyorduk. Nörolojik amaçlı kullanılan ilk stent budur. Balt denen firmadan Boa adlı firma stent. Biraz daha intrakranial navigasyonunu düzelttiler o zaman. Ve bu intrakranial stent anevrizma tedavisinde biraz sonra size anlatacağım flow diverter hikayesi, akım çevirici hikayesiyle ilgili bazı observasyonlarımız olmaya başladı. Bu bir anevrizmanın boynunu geçirmekte çok zorlandığımız ve koillemek için ikinci seansı ertelediğimiz hastada bir baktık ki bir ay sonra sadece stentle bu dev anevrizma akım değişmesiyle küçülmüş. Ve bu çok önemli bir observasyondu ve bununla, bu observasyondan sonra değişik tedavi metotları aklımızdan geçmeye başladı işin açıkçası. Neden anevrizma boynunda balon kullanımından stent kullanımına doğru kaydık? Her zaman tedavi edilmesi gereken amaç bütün anevrizmaların endovasküler tedavi yapılmasıydı. Mücadele buydu. Ve tedavinin kalıcı ve küratif olmasının sağlanması ve pratik olmasının sağlanmasıydı. Ve ne kadar teknik başarıyla çift balon modelleme de yapsak böyle bir geniş boyunlu baziler tepede bu parent arteri tamir edemediğimiz için gördüğünüz gibi rekürrens oranları hala %20'ler, %25'lerdeydi. Bu nedenle stentlerin uygulanmasına karar verildi. Ve İlk stent tedavilerinde idrak ettik ki aslında parent arterin morfolojisi de değişiyor, anjiyografik morfolojisi. Burada gördüğünüz gibi bir geniş tabanlı anevrizma boynuna stent konarak içi koillenmiş bir medial duvar internal karaortik arter anevrizması. Bakın 6 ay sonra bu parent arterin şekli nasıl değişmiş? Tamamen rekonstrükte olmuş. Bir tamir sürecini başlatıyor stentler yeni bir endotelizasyonla. Anatomik zorluklar çok zordu o zaman bizim için aşağıdaki proksimal tortüristeler. Çünkü bu koroner stentleri böyle geniş tabanlı bir mid-bazi denen anevrizmanın boynuna çıkarmak çok çok zordu. Bu arada aradaki İngilizce laflar için özür diliyorum. Hepsini Türkçe'ye çevirirken herhalde bir hatam olmuş. Ve 2003 yılı geldi. 2003 yılında self-expandable yani kendinden açılan mikrokateterden atılan stentler. Yerleştirilen stentler ortaya çıktı. Ve ilk vakalar Ankara'da yapıldı. Bu bir ses için özür diliyorum. İlk mikrokateterden atılan soliter denen o zaman ilk adı soloydu. Electro detachable bir mikrostent. Ve bu mikrostentler gerçek devrimi başlattı. Bu devrim bu ilk yapılmış klinik hastadır. Geniş tabanlı bir internal karotit arter anevrizması ve gördüğünüz gibi anevizmanın boynuna rigid bir koroner stenti çıkarmak mümkün değil. Bu size bahsettiğim tedavi etmeyi denemediğimiz bile bir hastaydı. Bu hastalar o zaman cerrahi tedaviye gidiyordu.
Ama boyunlu anevizmanın stenti yerleştirdikten sonra anevizmanın içinde koilleri tutup parent arteri rekonstrüksiyonu sağlamak bir mikrokateterden atılan stentle mümkün hale geldi. Ve bir posterior cerebral arter P1 geniş tabanlı anevizmasının boynundan bir mikrokateterle geçip posterior cerebral arteri rekonstrükte ederek anevizmanın oklüzyonunu sağlamak mümkün hale geldi. Ve Willis poligonunun içinde dolaşmaya başladık mikrokateterizasyon olduğu için. Bir posterior komünikan artan anevizması, embriyonik bir posterior komünikan, korunması lazım anevizma koillenirken. İpsilateral karotitten buraya dönmek mümkün değil. Ama anterior komünikan arterden, karşı karotit arterden gelip aşağı doğru gelmek çok daha pratik. Ve bu yapılmış, anevizmanın içi koillenmiş ve bir yıl sonra embriyonik posterior komünikan arter patensini koruyor. Ve Willis poligonunun içinde nasıl dolaşabildik? Çünkü bu ince mikrokateterlerin içinden stentler deploy edilebiliyordu, açılabiliyordu. Gene bir geniş tabanlı ince tepe anevizması, karşı taraftan anterior cerebral arterden, çünkü anevizmanın bir boyunu A1'de, bir boyunu ince tepede, retrograd yaklaşılarak stent horizontal olarak anevizmanın boyuna yerleştirilip anevizmanın koillenmesi sağlanmış. Yani bunlar hala bir 20 yıllık vakalar tabii size gösterdikleri. Ve bu teknolojiyle tabii aslında anevizmaların çok önemli bir kısmı olan orta cerebral arter ve anterior komünikan arter anevizmalarının balonla tedavisinden stentle tedavisine kayılmaya başlandı. Ki rekürans oranları sıfır oldukça yaklaşsın diye. Ve özellikle gene bundan yıllar önce rutin olarak cerrahiye giden geniş tabanlı anevizmalarda, orta cerebral arter dislokasyon anevizmalarında Y-stent yani çift stent rekonstrüksiyon tekniği geliştirilmeye başlandı ve bunun bütün majör teknolojik teknik gelişmeleri zamanında Hacettin tepesinde yapıldı. Gördüğünüz gibi geniş tabanlı bir orta cerebral arter bifurkasyon anevizması Y-stent tekniğiyle hem superior hem inferior truncus anevizmaya direkt integre vaziyette ve bu anevizmaların tedavisiyle birlikte ben Michael Lawton'la bayağı bir tartışmaya başladım. Bu anevizmayı kesip superior inferior truncus'a bypass yapan tabii genius cerrahlar da var dünyada. Ama hakikaten işleri kolaylaştırmaya başladı. Y-stentle, dual stentle tedavi metodu. Gene bir kompleks bir MC anevizması. Gördüğünüz gibi çift stentle hem superior inferior truncus rekonstrükte edilerek anevizmanın oklüzyonu sağlanmış vaziyette. Ve en büyük avantajı tabii bu yapıldıktan sonra rekanalizasyon yani anevizma regrowth oranlarının neredeyse sıfıra çok yakın olmasıydı. 2005-2006'larda geniş tabanlı anterior komünikan arter anevizmaları için Işıl X-stent flow diversion ve X-stent tedavisini geliştirdi. X-stent neydi? Bir A1'den karşı A2'ye, öbür A1'den de diğer karşı A2'ye iki adet stentin birbirinden içinden geçirilerek anterior komünikan arter kompleksinin tamamen rekonstrükte edilerek anevizmanın stabil koillenmesinin sağlanması. Tabi bunlar hepsi özellikle mikro stentlerin, gerçek mikro stentlerin geliştirilmesiyle çok daha yapılabilir hale gelmeye başladı. Çünkü artık 1,5 French yani biliyorsunuz 3 French 1 milimetredir. 1,5 French milimetrenin yarısıdır. Milimetrenin yarısı kadar bir mikrokateterden beyin damarına stent yerleştirilebiliyor. Tabii bu korkunç bir mühendislik gelişmesiydi. Bakın ilk başladığımızda bu noktadayken şu anda buradayız. Tabii beyin damarası göz önüne alındığında bir 1,5 milimlik bu profil değişikliği çok çok önemli. Yani böyle bir disekan anterior cerebral arter A1 segment anevizması A2 ile devam ediyor. Buranın rekonstrükte edilmesi lazım. Anevizmanın içinden loop'u kalın bir kateterle yapmak, ince bir kateterle yapmaya göre çok daha riskli. O zaman eskiden 2.3 French bir kateterle anevizma içini geliştirdiğimiz loop tekniğiyle geçtikten sonra bypass edip stent ve coil yardımıyla coillemişiz. Ama aynı tekniği tabii ki küçük
mikrokateterlerle yaptığımız zaman anevizmanın boynunu, anevizma kesisinin içinde daha atravmatik bir endovasküler bypass yapılması kolay hale geldi relatif olarak. Bu bir bifurkasyon anevizması gördüğünüz gibi. Bu kompleks bifurkasyon anevizmalarını çift stent coilinlemeyle tedavi edebilir hale geldik 2010-11'lerde. Bundan 10 yıl önce. Yine bir anterokomik kanal anevizması. Gördüğünüz gibi vidis poligonunun içinde dolaşarak sağ anterior cerebral terah 1 segmentinden anevizmanın içinde loop yaparak sol anterior cerebral terah 2 segmentine geçmişiz. Daha sonra bu loop'u düzleyip horizontal bir stent yerleştirilmesi sonrası anterior communicant kompleksini rekonstrükte etmişiz. Yastığın birinci yıl kontrol anjiyografisi. Birçok örnek, bunları biraz hızlı geçiyorum. Burada önemli olan kavram nereden nereye gitti, nasıl gelişti. Özellikle dev, geniş tabanlı anevizmalarda hiçbir şey yapamıyorken endovasküler tedavi olarak artık kalıcı, küratif tedaviler yapmaya başladık. Vidis poligonunun içinde EKAM'dan, PKAM'dan mikrokateterlerle geçerek rekonstrüksiyon sağlayarak. Bu bir dev orta cerebral arter anevizması, gördüğünüz gibi trifikasyon, üçü de anevizma kesisinin içinden çıkıyor. Günümüzde artık bu üç çıkışı da intranevizmalar loop tekniğiyle bulup stentler yerleştirip anevizmanın kalıcı oklüzyonunu sağlamak mümkün. X stent gibi bir tedavi metodunu mikro stentle yaptığınız zaman çok daha kolay, çok daha emniyetli bu işleri yapabiliyorsunuz. Ve 2012-13'lere geldiğimizde bu balon ortaya çıktı. Yine süper compliant balon. Bu balonun özelliği hem balon modellemeyle anevizma içine coil diyerken eğer coil bir şekilde anevizmanın içinden çıkarsa aynı balonun içinden stent yerleştirebilmek mümkün hale geldi. Tabii bu da gene balon modelleme ile stent rekonstrüksiyonunun aynı anda yapılarak iki tedavinin avantajlarının birleştirilmesini sağladı. Artık günümüzde bu mikrostentlerle böyle bir distal pik anevizmasını kapamak mümkün. Buradaki soru şu. Peki bu hasta rüptüre olduğunda ne yaparız? Stentle yapabiliyor muyuz? Günümüzün teknolojisinin aşmaya çalıştığı nokta o. Şimdi bu stentlere değişik coatinglerle ki surface modification diyorlar buna. Pipeline denen bir stent de ortaya çıkarıldı. Amaç anti-agregan kullanımının ihtiyaç olmadan kullanımına stentlerin yüzeyinin değiştirerek tedavinin sağlanabilmesi. Eminim oraya da geleceğiz. Şu anda orada değiliz. Onun için rüptüre olduğu zaman böyle bir anevizma ya balon modellemeyle anevizmanın koyulanması gerekir ya cerrahi klipleme gerekir. Eğer stentle birlikte yapılırsa antiagregan kullanımının dezavantajlarını almak gerekir. Nedir dezavantajları? Hastaya eksternal ventriküler drenaj kullanılması gerektiğinde bir problem. Hoş artık yapılıyor ameliyathane şartlarında birçok makale yayınlandı bununla ilgili. Çok düşük risk oranlarında yapılıyor ama sonuç olarak yapmayı sevmediğimiz kanama, akut kanamalı hastada yapmayı sevmediğimiz işler bunlar. Bu rüptüre bir anevizma değildi. Dolayısıyla rahatlıkla PICA'yı rekonstrükte ederek stentle anevizma koilemesini sağladık. Ama dediğim gibi böyle bir midbaziler anevizma kanamış. Cerrahi tedavi mümkün değil. Vazospazm var. Mecburen baziler arteri stentle rekonstrükte etmek ve stent kullanımının dezavantajlarını tedavide almak mecburiyet. Bu hastada işler yolunda gitmiş ki birinci yıl kontrol anjiyografi yapabilmişiz. Baziler arterinin tam rekonstrüksiyonu sonrası. Gene rüptüre bir mid baziler disekan anevizma. Aynı şekilde hem stent hem balon rekonstrüksiyonu, yani stentin içinde balonla ancak coil'ler anevizmanın içinde tutulabilmiş. Mecbur kaldığımız zaman stentleri, flow diverter'ları akut durumlarda kullanmak durumunda
kalabiliyoruz. Stentle ilgili, double stentle ilgili literatürde oldukça bir katkımız vardır. En geniş seriler bize aittir. Özellikle modern antiagreganların katılımıyla oldukça düşük morbid mortality ile bu işlerin yapılabildiği multicentric sonuçların core lab'la kontrol edildiği çalışmalarda gösterilmiştir. Bu arada yıllar önce hiç unutmam, Gazi Hoca Hacettepe'de bir ziyarete gelmişti, bizim laboratuvarı da seyretti. O zaman rahmetli Tunçalp Hoca onu getirmişti, rektördü. Bana şey demişti, çocuk bunları anlatıyorsun sen bana da şu anevizmaları sirkülasyonla ilişkisini bir kesin bakalım dedi bana. Aslında düşünmüyor değildik ama o laf bizim için çok etkili oldu Ankara'da. Işıl'la beraberdik ve aslında bunun yapabileceğimiz bir materyal vardı. Bu materyal de o zamanki koroner stent graflerdi. Yani anevrizmanın aynı cerrahi klipleme gibi sirkülasyonla ilişkisinin kesilmesi. Ve yapılan ilk vakalardan biri budur. Dev bir proksimal baziler anevrizma, beyin sapında kitle etkisi var ve biliyorsunuz proksimal baziler arter perforan free zone'dur. Yani bir stent graftin yerleştirilebileceği nadir bölgelerden biridir. Bakıldı buradan anterior spinal arter kontribüsyonu olmadığı da gösterildikten sonra bir stent graft anevrizma boyuna yerleştirildi ve anevrizmanın sirkülasyonla ilişkisi kesildi. Ve bu bugünkü, bakın bu hastanın birinci yıl kontrolü ve anevrizma kesesi tamamen küçülmüş, hastanın kitle etkisi kayboldu. Bugünkü anevrizma tedavisindeki akım çevirme tedavisi denen metodun başlangıç noktası oldu. Birçok mühendisin biz nasıl metalden bir şey yapabiliriz ki materyal anevrizmanın boynuna konsun, anevrizma kesesini doldurmayalım, akımı çevirelim ve anevrizma yavaş yavaş tromboz olsun gitsin ve sirkülasyonla ilişkisi kesilsin. Bu travmatik bir anevrizmaydı. Rahmetli Tunçalp hocamın hastası. Hasta masif burun kanamasıyla gelmişti Hacettepe'ye yıllar önce. Cover stenti burayı bir şekilde çıkarmayı başarıp bu da ikinci yıl kontrol anjiyografisi anevrizmanın sirkülasyonu ilişkisini kesmişti. Tabii bunu her yere uygulamak bir kere materyalin rigiditesi nedeniyle mümkün değildi. Bir de biraz üzerinde anterior koroider arter var. Buraya cover stenti yani stent grafti koyduğunuzda hastanın hemiplejik olması kaçınılmaz. Her yere, her lokalizasyona anevrizmanın ilişkisini grafle kesip tedavi etmek mümkün değil. Bu hastanın 15. yıl kontrol beta anjiyosu gördüğünüz gibi. Tabii bunların yapılmasında bu intraanevrizmal loop tekniği çok faydası oluyordu bize. Hala bazı anevrizmalarda, ki bu yakın zamanda yapılan bir anevrizmadır, bazı anevrizmalarda özellikle kitle etkisi olan, içini doldurmak istemediğimiz, hızlı sonuç elde etmemiz istediğimiz anevrizmalarda stent graftler çok etkin bir tedavi metodu. Bunun gibi, bu da relatif olarak yeni bir vaka, tek bir graftle anevrizmanın sirkülasyon ilişkisini kesip kitle etkisinin kaybolmasını sağlamak mümkün. Bu 5. yıl kontrol anjiyografisi hastalığı. Ve rüptüre bazı blister anevrizmalarda cerrahi kliplemenin veya endovasküler koillemenin mümkün olmadığı anevrizmanın boyuna graft koyarak sirkülasyonla ilişkisinin kesilip tedavinin yapılması mümkün. Bu graft ve anevrizma sirkülasyonun ilişkisinin kesilmesi bizi düşündürmeye başladı. Ne yapabiliriz de nasıl bir metal rekonstrüksiyon yaparız da anevrizmanın boynunda akımı değiştirip anevrizmanın trombozunu sağlarız. İlk başta elimizde flow diverter stentler yoktu. Ve o zamanlar şöyle İngilizce olarak şöyle ifade ediyorduk. Homemade flow diversion. Yani elimizdeki stentleri, normal stent assist coil yapılan stentleri iç içe teleskopik olarak yerleştirirsek ne olur? Aslında yerleştirdiğimizde oradaki mesh densitesi artıyordu. Damar pulsatilitesi azalıyordu. Ve buradaki akım çevirme etkisiyle hemodinamik olarak hani baziler arterinin rekonstrüksiyonunu anevrizma içi koilleme yapmadan başarabiliyorduk. Yine burada bir anevrizma gördüğünüz gibi orta serebral arterde
anevizma içi koyulmadan multiple stentler teleskopik yerleştirilip anevizmanın oklüzyonu sağlanmış. Ve bu özellikle akım çevirme tedavisinin yine başlangıç noktalarından biri oldu. Ve gerçek devrim 2008 yılında Pipeline adlı stentle gerçekleşti. Pipeline adlı stent geldikten sonra, ilk kullanımından sonra FDA trial, Amerika'daki 7-8 merkezle birlikte bir FDA trial yaptık. FDA onayı alınırken özellikle geniş boyunlu ve dev anevizmaların tedavisi yapıldı sadece. Bu niye yapıldı? Çünkü o zamana kadar ne varsak yapalım, stent asist koyu bile yapsak hala %10'lara, 15'lere varan anevizma boynunda rekürrens görülebiliyordu. Ama flow diverter stentler burada gerçek bir devrim oluşturdu. Çünkü bildiğiniz gibi anevizmalarda hasta olan şey sadece anevizma kesesi değil. Anevizmanın boynundaki parent arterde hasta. Ve bu parent arteri tedavi etmenin yolu oradaki endotelizasyonu çok etkili bir hale getirmek. Bu da çok dense meshli bir stentin buraya yerleştirilip anevizma içindeki akımın değiştirilip aynı zamanda buradaki endotelizasyonun indiklenerek uzun dönemde tamamen yeni bir arter oluşturulması amacını gidiyordu. Ve bakın bir internal karotid arter hasta, anevizma kesesine hiçbir şey konmamış. 6 ay sonra anevizma kapalı, ana damar rekonstrükte olmuş internal karotid arter ve bütün yan damarlar da açık. Peki bu yan damarlar nasıl açık kalıyor? Çünkü stentin meshlerinden akım demandı olan arterler, akıma ihtiyacı olan arterler antiagreganın etkisiyle açık kalmaya devam ediyorlar. Akım isteği olmayan arterler PR anastomozlarla tersten dolarlarsa o zaman anevizma boyunda o damarlar kapanıyor. Bu oldukça akıllı bir davranış haline geldi tedavide. Ve ilk geniş seri ve FDA trial'dan sonra bu tedavi metodu tüm dünyada yaygın kabul gördü. Neydi özelliği? Biraz önce söylediğim gibi bu relatif olarak yeni yapılmış bir vaka. Bakın çok hastalıklı iki internal karotid arter. Aynı hastanın bilateral internal karotid arter anevizması. Anevizmanın boynunda kliptir, balondur, stenttir, ne varsak yapalım. Burayı tam iyileştirme şansı yok bu anevizmada. Ama her iki tarafa akım çevirme stentleri yerleştirilip solda koyulemede yapılmış tedavi yapıldığında takipte 6. ayda bakın yeni bir internal karotid arter ve yeni bir internal karotid arter görmek mümkün. Yani bir nevi aslında endovasküler bypass yapılıyor ve bu bypass damarı cerrahi olarak yerleştirilen anında çalışan bir bypass damarı değil, yavaş yavaş devreye girip anevizmanın oklüzyonunu yavaş yavaş sağlayan bir bypass damarı. Ve tabii kitle etkisi olan anevizmalarda özellikle gene buraya cover stent gibi rigid veya normal stent gibi rigid şeyleri çıkarmaya gerek kalmadan mikrokateterden açılan bir akım çevirme cihazıyla uzun dönemde anevizma oklüzyonunu sağlayıp uzun dönemde kitle etkisinin yok olduğunu da görmek mümkün hale geldi. Yine bir dev medial duvar anevizması optik sinire basıyor. A1'ler yukarı doğru nasıl kalkmış görüyorsunuz. Beyefendi'de 2 yıl sonra A1'ler aşağı inmiş. Çünkü niye anevizma tamamen flow diverter stentin etkisiyle kaybolmuş bölümünde. Bu PAFS trial'da yapılmış. Dergimiz bizim kendi journal'ımızda, Amerikan journal'da kapak olmuş bir vakadır. Gördüğünüz gibi bir internal karotid arter anevizması anevizma boyunda loop yapılarak akım çevirme cihazları yerleştirilip tamamen endovasküler yapılmış bir bypass'la 5. yıl kontrol anjiyografisini görüyorsunuz. İlgili dev internal karotid arter anevizmasında. Bunlardan bu bir zamanda bypass yapmayı deneyip başaramadığımız bir hasta, tabii günümüzdeki teknolojik mikrokateter, mikrotel teknolojisinde gelişmesiyle artık bu anevizmaların boynunu daha rahat loop tekniğiyle bypass eder hale geldik. Bypass ettikten sonra, akım çevirici cihazı yerleştikten sonra artık internal karotid arter bir daha tekrarlamak üzere, anevizmayı tekrarlatmamak üzere rekonstrükte olmuş durumda. Ki bu anevizma
belki 4-5 ayrı seansta ayrı ayrı koyulanmak zorunda kalmıştı. Çünkü anevizmanın boynunda gerçek rekonstrüktif tedaviyi yapamıyordu. Bakın iki tane fuziform anevizma. Fuziform anevizmalarda uzun bir akım çevirici cihazın yerleştirilmesiyle burada posterior cerebral arter, burada da M1 segmenti orta cerebral arterin rekonstrükte edilmiş durumda. Bir distal anterior cerebral arter gene rekonstrüksiyon yapılmış. Daha birinci ayda bir flow diverter stentle distal anterior cerebral arter anevizması tamamen kapanmış olarak izleniyor. Ve en son devrimin en son parçası özellikle bifurkasyon anevizmalarında geldi. Akım çevirme cihazlarında en büyük yarattığı devrimsel gelişme anevizma kesesi içinden çıkan damarlar olması. Ve bunun endovasküler olarak birçok hastada hala tedavi edilemiyor olmasıydı. Mesela böyle bir anevizmayı nasıl tedavi edeceğiz? Böyle bir anevizma zamanında bundan 15-20 yıl önce cerrahi toplantılarda saatlerce tartışılan, işte onu onarayalım, buraya bypass yapalım, bunun içine stent koyalım, bunu nasıl yapacağız falan, tedaviyi izleyelim. Oysa şimdi buraya bir tane flow diverter stent son derece basit bir şekilde yerleştirilerek 6 ay sonra gördüğünüz gibi anevizma boynunda rekonstrüksiyon tamamlanmış ve damarlarda beynin akım isteğine göre, demandına göre şekillenerek dolmaya devam ediyor. Ve çok enteresan morfolojik değişiklikler görmeye başladık. Mesela bifurkasyon burası bir. Fenestrasyon, midvaziler fenestrasyon, bifurkasyonu. Fenestrasyonun bir koluna flow diverter stent yerleştirilmiş. 2 yıl sonra bakın, tamamen yeni bir baziler artar. Anevizma yok, diğer fenestrasyon armı kapanmış ve rekonstrükte edilmeye çalışılmış olan fenestrasyon bacağı da bir genişleyerek normal bir baziler artar haline gelmiş vaziyette. Ve tabii bu devrim neydi? Böyle bir posterior pika anevizması pika içinden çıkıyor. Böyle bir anterior koroidal arter anevizması anterior koroidal arter içinden çıkıyor. Gene bir anterior koroidal arter anevizması anterior koroidal arter içinden çıkıyor. Bunların tek tedavi seçeneği cerrahiyken artık buraya bir flow diverter stent yerleştirilerek ki hepinizin bildiği gibi bunun artık bu işin %80'ini 90'ını dünyanın her yerinde nöroşirjenler yapıyor. Anevizmanın kapanması ve anterior koroidal arterin açık kalması sağlanabildi. Bunlar için çok fazla eleştiri aldım ben. Bana Saru derler. Adım Saruhan. Uygur da eskiden beri bunu Saru der. Saru işleri çok kolaylaştırdın. Bu herkes yapar hale geldi bu işi. Benim aldığım en büyük eleştiri bu dünyadaki toplantılarda. Ama bence mühendisliğin sınırı yok. Endovasküler tekniğin sınırı yok. Yıllar önce değerli cerrah abilerimizle bazen biraz sert tartışmalarımız olurdu. Ben derdim ki teknolojiyle kimse baş edemeyecek. Teknolojiyle endovaskülerciler de baş edemeyecek. Çünkü şu anda bunlar birkaç merkezde başladı. Gelecek robotlar tarafından yapılmaya başlandı. Ve robotlar bunları yapacaklar. Akım modifikasyonu olan akım modelleme tekniği farklı bir anevizma oklüzyon kavramı geliştirdi. Böyle bir embriyonik posterior komünikan arter anevizması cerrahi olarak kliplenmeye çalışılmıştı. Biz boynunu geçemedik. Bir flow diverter stent yerleştirildi ve 3. yıl ve 10. yılda bunlara artık anevizma remnantı dememeyi öğrendik. Bunlara class 5 akım modellenmesi diyoruz. Çünkü biliyoruz ki anevizmalar akım modellenme tekniğiyle tedavi edildiğinde belli bir noktaya kadar küçülüyorlar ve küçülen anevizma segmenti parent arterin yani içinden çıkan integre olan ana damarın bir devamlılığı haline geliyor. Burada gördüğünüz gibi. Hastanın 10. yıl kontrolü. Bu akım modellenme kavramı geliştikten sonra mesela içinden temporal arterin çıktığı bir M1 anevizması. Bakın 1. yıl kontrol anjiyografisi ve
ikinci yıl kontrol anjiyografisi. Anevizma küçülmüş ve içinden çıkan damarın bir devamı haline gelmiş. Ve bununla ilgili yeni bir anevizma oklüzyon prosesi tarif ettik Işıl'la beraber ve yeni bir anevizma oklüzyon sınıflaması tarif ettik. Çünkü alışımızın ötesinde sonuçlar görmeye başlamıştık flow diverter tedavisinde. Özellikle flow diverter'lar, akım çevirici stentler ve yan duvar anevizmalarında gördüğümüz sonuçları daha sonra dedik ki acaba niye bir orta severe arter bifurkasyon anevizmasına böyle bakmıyoruz ve niye boyunda bir tane flow diverter stent koymuyoruz? Ki şu anda çok yaygın bir tedavi olarak yapılmaya başlandı. İlk tarif ettiğimizde oldukça kritik almıştık. Fakat Usta Leonardo'nun dediği gibi ultimate sophistication is the simplicity. Ne kadar basit o kadar sofistike aslında. Böyle bir superior trunk'ın içinden çıktığı ve medius trunk'ın içinden çıktığı kompleks bir orta severe arter anevizmasında anevizma boyuna yerleştirilen bir flow diverter stentle ki bunu buraya yerleştirmek hakikaten çok zor bir iş değil. 18. ay kontrol anjiyografi. Ve bunlarla ilgili size yüzlerce örnek gösterebilirim. Farklı oklüzyon prosesleri oluyor. İntegre olan damar ya tamamen patent kalıyor. Akım demandı eğer yüksekse buna klas 1A oklüzyon diyoruz. Yine bir distal anterior cerebral arter anevizması kardiyoza marginal anevizmanın içinden çıkıyor. 6. ayda klas 1A oklüzyon diyoruz. Bazen anevizmanın içinden çıkan damar akım demandına göre küçülüyor. Burada bir orta trunk üzerinde anevizma, anevizmanın orijinal aldığı orta trunk'ın içine bile girmeden ana inferior trunk'ta flow diversion yapılmış. Ve bakın bir yıl sonra anevizma kapalı ve integre olan damar akım demandıyla şekillenerek küçülmüş. Gördüğünüz gibi. Bazen eğer o ilgili damarda akım demandı yoksa bir gene kompleks bir orta severe arter anevizması yerleştirilmiş flow diverter çok basitçe buraya superior trunk içinden çıkıyor. 6 ay sonra anevizma modellenmeye başlamış. Superior trunk hala patent ama 1. yılda superior trunk'la birlikte anevizma kapanmış. Superior trunk'ın kapanması PL anastomozlar gelişerek çok yavaş 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 olduğu için asemptomatiktir bu tıkanmalar. Adı klas 1C okluzyon. Ve bazen de içinden inferior trunkusun çıktığı bu orta severe arter anevizmasında stentin basitçe superior trunk'a doğru yerleştirilmesiyle gördüğünüz gibi anevizma kesesi öyle bir modelleme göstermiş ki içinden çıkan inferior trunkusun devamı haline gelmiş. Bunun adı da klas 5 modellenme. Gene bir kompleks orta severe arter bifurkasyon anevizması. Yıllarca birçok cerrahi tekniğin tartışıldığı endovasküler bunu nasıl yapalım? İşte 3 stent, 2 stent anevizmayı keselim. İşte superior trunk'ı M1'e dikelim, inferior M1'le superior'la medius trunk'ı birbirine dikelim gibi işler yapılıyorken bugün artık günümüzde buraya bir flow diverter stent çok basit bir şekilde yerleştiriliyor. Bakın 6. ay kontrol ve 3. yıl kontrol. Ve bunun adı klas 5 stabil akım modellenmesi. Çünkü kese bu tehlikeli nipple'ları olan kese küçülüyor ve içinden çıkan integra damarların bir devamı haline geliyor. Bu bizim civandan aldığım çok güzel bir vakadır. Aynı şekilde superior trunk'ta bifurkasyonda birçok anevizma var. Bakın basitçe inferior trunkusa yerleştirilmiş flow diverter ve 1. yılda anevizma tamamen kapalı. Burada hakikaten işte Leonardo'nun dediği basit ama aslında çok sofistike. Ve iş onu yapan elden öte tamamen kavramsal sofistikasyona doğru hakikaten gidiyor. Ve bu modellenme bazen uzun sürüyor. Biz alışığız ki bir anevizmaya klibi koyduk mu anevizma kapanır. İşte coilledik 6 ay sonra iyi sonuç bekliyoruz. Öyle değil. Bazen bu sonuç bu modellenme 2. yılda geliyor. Nedir önemli olan? Biz kozmetik cerrahi mi yapıyoruz? Önemli olan anevizma tedavisinde anevizmanın kanamadan korunması. Hastanın kanamadan korunması.
anevizmanın içindeki akımı, paterni değiştirdiğimizde anevizma kanamıyor. Gittikçe küçülüyor. 6 ayda değil de 2 yılda kapanıyor. Bazen 3,5 yılda kapanıyor. Bizim civandan aldığım çok uç bir örnektir. Yani böyle bir kompleks anevizma bir flow diverter stentle yavaş yavaş 3,5 yılda kapanıyor. Tamamen mükemmel anatomik sonuç ancak 4. yılda geliyor. Bu ilginç bir anevizma, boynundan çıkan damarı görüyorsunuz. Birçok tekniğe göre çok zor tedavisi ama bir dümdüz bir orta cerebral arter mevbir segmentine yerleştirilen flow diverter'le takipte anevizma kapanmış. Anevizma boynundan çıkan temporal damarda, sol temporal damarda tamamen açık kalmış. Yine hem cerrahların hem endovaskülercilerin kabusu anterior komünikan arter anevizması ve içinden subkallozal arter çıkıyor. Bu anevizmayı, bu subkallozal arteri idrak etmeden koyulamaya kalk, bu hasta her sabah sulanır. Cerrahi olarak boynunu kırpmamaya kalk, bu hasta gene her sabah bir bitki gibi sulanır, bildiğiniz gibi. Ama anevizma boynuna yerleştirilen bir flow diverter stentle anevizma öyle bir modellenme gösteriyor ki bu subkallozal arterin içindeki akım demandıyla subkallozal arter açık kalırken daha 1. ayda anevizma kapanıyor. Bakın 6. ay BT anjiyografi anevizma kapanmış, subkallozal arter açık ve 1. yıl kontrol anjiyo anevizma kapalı ve bakın subkallozal arterin tamamen farklı bir orijini var. Şu segment, belki mouse'umu görüyorsunuz, şu segment hemen A2'ye yakın segment, anevizma kesesinin modellenerek subkallozal arterin devamı haline gelen segment aslında. Gördüğünüz gibi. Bu Dünya Canlı Cerrahi Kursu'nda canlı olarak yapıp birçok tartışmayla tedavi ettiğimiz bir hasta. Kompleks bir orta cerebral arter anevizması. Anevizma boyunda stent yerleştirilmiş ve anevizma bir ay sonra modellenmeyle burada gördüğünüz gibi kapanmış. 8. ayda gene mükemmel bir sonuç mu istiyoruz? Görmek istiyoruz. Hayır. Burada hafif bir anevizma remnantı var. Niye var? O anevizma remnantı değil aslında. Anevizma küçülüyor ve o içinden çıkan integral superior truncus'un bir devamı haline geliyor. Dev bir anevizma. Benim yanımda yetişmiş Osman Feroğlu'nu bitirip gittikten sonra birkaç ay sonra bu anevizmayı yaptı. Yerleştirdi ve bir yıl sonraki tedavi metodu. Tedavi sonucu. Bu anevizma eskiden korkunç zor olarak tedavi edilebilen bir anevizmaydı. Ama artık günümüzde öyle değil. Birçok yayın yapıldı. İlk bizim yayınımızla birlikte bu özellikle orta cerebral arterlerde flow diverterlerin akım çevirilerinin kullanılmasıyla birlikte özellikle modern antiagregamlarla tedavi morbid mortalitesinin çok düşük olduğu yine multisentrik çalışmalarda gösterildi. Bu da son 23 yıldaki stentle yaptığımız tedaviler, İngilizce için özür dilerim. Şöyle bir geçişine bakarsanız artık flow diverter stentlerle tedavi yapılan en çok iş bizim işimizde. Ve en son çok vaktinizi daha almadan 30 yılı özetlemek kolay olmuyor. Anevrizma içi akım modellemede yeni bir sorun çözücü bir tedavi metodu oldu. Abi derlerdi bize, hocam geniş boyunlu ve rüptüre ne yapacaksınız? Stent koymak iyi bir şey değil. Çünkü antiagregan oluyor hasta, işte ventriküler drenaj gerekir, şu gerekir, bu gerekir, problem. O problem de çözüldü. Böyle bir geniş boyunlu rüptür anevizma, anevizmanın boyuna intrasaküler flow diverter yerleştiriliyor. Ve 15 dakika sonra anevizma kapandıktan sonra bu da 6. ay kontrol anjiyografisi. Yine rüptüre bir anevizma, anevizma içine intrasaküler flow diverter yerleştirilmiş, 6. ay kontrol anjiyografisi. Geniş tabanlı bir AKAM, geniş tabanlı rüptüre, bunlar ikisi de gördüğünüz gibi intrasaküler akım modifikasyonu cihazıyla, web cihazıyla çözülmüş vaziyette. Bakın bunlar
endovasküler olarak rüptüre ve VEP cihazıyla tedavi edilmiş hastalar. Eskiden bu anevizmalarda bana sorulduğunda stentle tedavi etmek ancak hani cerrah tedavi etmeyi reddederse akut dönemde hasta kanadında yaparız derdim bundan bir 10 yıl önce. Ama artık günümüzde böyle bir rüptür anevizma VEP cihazının yerleştirilmesiyle tedavi ediliyor. VEP cihazı %100 rekürensi engelliyor mu? Hayır, %80 engelliyor. %20 oranında rekürans olabiliyor. Ama sonra girip anevizmayı tedavi etmek boyunla bir flow divertor'la çok mümkün. Önemli olan akut dönemde burada olduğu gibi hastanın hayatının kurtarılması, iyi bir sonuç elde edilirse de tedavinin gerekirse devam edilmesi. Ve bunda da FDA trial'ı yaptık ve FDA onayı alındıktan sonra bu cihaz özellikle bütün dünyada yaygınlık yayıldı, kullanılmaya başlandı akut anevizmalarda, non-akut anevizmalarda. Ve enteresan olarak şu ana kadar yapılmış bütün kullanılmış malzemeler içinde, endovasküler malzemeler içinde ki bu 3 çalışmada core lab'lı bütün tedavi filmlerinin pre-op, post-op MR'ların core lab'a yollanarak değerlendirildiği bir çalışma grubu ve FDA çalışması bunların içindeydik. Bakın 317 tane anevizmada sıfır mortalite. Çok emniyetli bir cihaz olduğunu gösterdi VEP denen alet. Ve rüptür anevizmalarda kullanıldığı için büyük bir avantaj sağladı. Ve günümüzde çok kompleks bunun gibi 3 trunkında anevizma kesesinden çıktı anevizmalarda. Hem intrasaküler hem ekstrasaküler akım modifikasyonuyla artık coil kullanmadan anevizma tedavisi de yapmamızı sağladı. Son birkaç örnekle bitireceğim. Yine kompleks bir anevizma. Artık bakıyoruz anevizmanın boyunda 3 boyutlu anjiyografide hangi trunkun problem olduğunu gördükten sonra oraya bir mikroter yerleştiriyoruz. VEP cihazını oraya yerleştiriyoruz. Ve VEP cihazıyla birlikte yerleştirdiğimiz akım çevirme sistemiyle 6. ay kontrolde orta cerebral arter bifurkasyonun tamamen rekonstrükte olduğunu burada görüyorsunuz. Burada bitirmek istiyorum sözlerimi. Bütün bu gösterdiklerim, sorularınızı alacağım. Son 30 yılın, son 25 yılın özellikle özeti. Bunların önemli bir kısmında Türk nöroradyolojisi bu işin liderliğini almıştır. FDA trial'ları yapılmıştır. Yaklaşık 1500 üzerinde doktor eğitimi yapılmıştır. Şu anda Dünya Canlı Cerrahi Kursu her yıl düzenlenmektedir. Ve buna başvuran herkese grant vermeye çalışıyoruz. Genç arkadaşlarımız için duyuruyorum. Bu sene inşallah yüz yüze Washington DC'de yapılacak. Bu toplantıda sadece canlı endovasküler vakaları yapılmakta ve onların tartışması yapılmakta. Geçen sene online olarak 20 bin kişinin katıldığı bir toplantıydı. Genellikle yüz yüze olduğunda 800 bin kişinin katıldığı bir toplantıdır. Bütün arkadaşlarımızın grant'e başvurması için web sitesini ziyaret etmesini öneririm. Bütün sabrınız için ve davetiniz için bu kadar yıllardan sonra bir Türk nöroşirurji toplantısında konuşmaktan büyük bir zevk aldım. Çok teşekkür ederim. Hocam biz teşekkür ediyoruz. Hocam isterseniz ekran paylaşımını sonlandıralım. Soracağı böyle geçelim. Tamam. Hocam öncelikle gerçekten teşekkür ediyoruz. Güzel, ufuk açıcı bir sunum oldu. Sunum esnasında Kamil abiyle konuştuk. Kamil hocamızla konuştuk arada. Bizim klinikte meşhur bir laf var. Asistanların eğitiminde alet kullanmakta zorlandığı zaman metalle savaşma evladım diye azar yememiz var bizim meşhur. Sizin o teknoloji muhabbetiniz ona benzettik Kamil abi, Kamil hocamla beraber. Evet. Teknolojiye savaşma diye. Şimdi hocam soruna geçeceğim. Hasan Kamil hocamızın bir sorusu var. Aslında bu benim de sorumdu. Sonradan benzer bir soru daha geldi. Sanırım hepimizin merak ettiği şey. Kamil hocam, Saron hocam çok etkileyici bir sunum. Merak ettiğim bu stentlerde trombotik olayların görülme ihtimali ve hastaların antitrombotik kullanma süresini merak etmiş. Ben de aynı şekilde bu soru bir şey daha katarak hani stentlerin kullanım ömrü var mı? Hani atıyorum 20 yıl sonra kontrol edilmesi gerekiyor tarzı bir kullanım ömrü var mı? Şeklinde eklemek istiyorum. Tabii. Teşekkür ederim. Şimdi stent denen kavram aslında biliyorsunuz 20 yıl değil, son 50 yılın işi.
biliyoruz ki stentler, vücuda yerleştirilen bütün stentler, onunla başlayayım önce soruya cevabını, ikinci kısımla. Bir minimum bir ay, total ama maksimum 6 ay içinde tamamen endotelize olup vücudun bir parçası haline geliyor. Dolayısıyla bunların ömründen çok problem stent içi stenozdur, aterosklerotik damarlarda. Ama anevrizma tedavisinde aterosklerotik değil, natif bir damar içine yerleştirdiğimiz için stenti, stentlerde daralma, tıkanma gibi bir ömür problemi olmuyor. Özellikle bu işe ilk başladığımızda kullanabildiğimiz tek antiagregan ilaç Plavix ve Tiklit gibi daha ilkel olan, şu anda kullanımdan tamamen neredeyse kalkmış olan antiagreganlardı. Bu antiagreganlar çok güvenilir değil de özellikle toplumdan topluma, ki bizim Türk toplumunda bizim yine yayınladığımız gibi antiagregana direnç oranı %35 oranındadır Plavix'le direnç. Tabii doğru dürüst test de yapılamıyordu, antiagregan testi, ve ilk başta yüksek yeniden tedavi, daha doğrusu tedavi skeçunu değiştirme durumu oldu bizde. Çünkü devamlı test ederdik. Test etmediğimizde de çok ciddi inme rakamlarıyla karşılaşıldı erken vakalarda. Daha sonra bu ikinci jenerasyon antiagreganların ortaya çıkmasıyla son 10 yılda, 2011'den sonra, 2010'dan sonra Prosegural ve Ticagrelor'la artık ben şunu söyleyebilirim. Yani her hastayı test ediyoruz. Herhalde bir son 8 yıldır hiçbir stentin içinde pıhtı görmedim. Dolayısıyla çok azaldı. Ha, memleketimizde problem ne? Memleketimizde bu Effient ve Ticagrelor gibi antiagreganların aylık dozu işte 150-200, 250 lira gibi rakamlar. Her hasta için mümkün olmayabiliyor. Klopidogrel'i devlet karşılıyor, diğerlerini karşılamıyor, ama ben şu anda klopidogrel'i şunu söyleyebilirim ki son herhalde 12 yıldır falan hiç kullanmıyorum. Klopidogrel ve Tiklit gibi birinci jenerasyonlarda bizim memleketimizde antiagregan cevabıyla ilgili çok ciddi problemler olduğu için bu sizin sorunuzun cevabında inme riskinin çok artabileceği mümkün, aldığınız sample'a göre. Yani hangi, o 100 hastada aldığınız, eğer antiagregan direnci ölçmeden yapıyorsanız klopidogrelle, işte o zaman çok ciddi bir problemle karşı karşıya kalabilirsiniz. Sağ olun hocam. Çağhan Töngebek yine bu konuyla alakalı bir sormuş. Aslında sorunuzu kısmen yanıtladınız ama ben de sormak istiyorum. Çok güzel bir sunum hocam diye teşekkürler etmiş önce. Flow diverter ve stentler için antiagregan, antikoagulan ne kullanıyorsunuz? Hastalarda rutin antiagregan, antikoagulan direnci çalışıyor musunuz? Teşekkür ederim. Tabii mutlaka çalışıyoruz. İşte oradaki problem, orada çalışmadan iş yapmaya kalkışmaktı başta. Ve bunun bütün teknik değerlerini falan geliştirdik. Burada özellikle mesela Ankara'da Düzen Laboratuvarı bu konudaki dünyadaki bir referans noktası haline geldi için açığı. Herkes Düzen Laboratuvarı'ndan bu işi öğrenmeye başladı. Işık agrogometri bu işin altın standardı. Her hastada şu anda Effient'te Ticagrelor, yani Brilinta'da kullansak, özür dilerim, her hastayı test ediyoruz. Çünkü Effient'te %1 oranında, Ticagrelor'da da gene %1 ila 4 oranında bizim toplumda direnç ihtimali var. Yani test etmeden koroner artere bir stent koydun veya beyin damarına stent koydun, stent trombozu kaçınılmaz. Dolayısıyla tabii ki yapıyoruz. Amaç çünkü %1'leri, 2'leri %0'a indirmek. Bektaş Açıkgöz Bey, sevgili Saruhan, senin ve Işıl Hocam'ın elinize, emeğinize sağlık, kutluyorum. Bu emeklerin etkisi çok keyifli bir sunum oldu. Yazmış. Sağ olsun Bektaş abi. Ayhan Kanat Bey, son gösterdiğiniz çalışmada takip süresi bir aydı diye bir eleştiride bulunmuş. Daha başka bir verimiz var mı onlarla alakalı? Saküler. Web çalışmasında bu. Yok tabii. Evet, o hastanın özelinde sadece bir aydır sonuç. Bir aydan sonra alınmış birçok sonuç var tabii ki. Ve web cihazı 2011'de dizayn edilmiş bir cihaz.
Bizim Türkiye'de bir yaklaşık 8-9 merkezle birlikte yaptığımız bir çalışma var. Onu tabii bu kadar detaya girmedim. Yaklaşık bir 120 tane hastayı çok uzun dönem kontrol anjiyografiyle yaklaşık 10 yıldır takip ediyoruz. Ve bu web remnantlarının, yani web boynundaki hani remnantların ne kadar stabil kaldığını, yani intrasaküler anevrizma modellemesinin ekstrasaküler flow modellemesi kadar stabil kalıp kalmadığını test ediyoruz. Çalışma hala devam ediyor, kontrol anjiyografiler. Ve 10. yıla tamamlanacak. Her intrasaküler solüsyonda olduğu gibi tabii ki rekürrans oranı var web cihazında. %80 stabil kalıyor, %20 anevizma tekrarlıyor. Ama akut geniş tabanlı anevizmada hastanın hayatını çok hızlı kurtarıyor. Anevizma yok diyor, anevizma içine giren kanı engelliyor. Hastanın akut dönemde rüptürünü engelliyor. Sonra rekürrans olsa da girip boynunu flow divertirle yapılacak ikinci tedaviye de engel olmuyor. En büyük avantajı cihazın bu. Web cihazının. Engin Düz Bey, değerli hocam, sunumunuz için teşekkürler. Endovasküler tedavinin günümüze kadar olan evrimini anlattınız. Evrimin bundan sonraki süreci nasıl olacak? Öngörüleriniz nelerdir? Teşekkürler. Bu ev bahsetmiştiniz robotik cerrahi diye. Ben de bir ekleme daha bulunayım. Bunun Türkiye'de de bu evrime katkı olma ihtimalimiz var, katkı sağlama ihtimalimiz var mı? Valla Türkiye'de önce sondan başlayayım soruya. Türkiye'de bu evrimin liderliğini yapıyorduk. Tabii bu evrimin liderliğini yaparken böyle özel hastanelerde çalışarak yapmak biraz zor. Bu evrimin liderliği büyük akademik kurumlarda olur. Ne bileyim, zamanında Uygur'la benim mezun olduğumuz Hacettepe gibi bir kurumun Hacettepe gibi kalmasıyla olur. Fakat ne yazık ki işte 2-3 tane mikrop geliyor ve ortalığı bu hale getiriyor. Ve ne yazık ki o kurumlarla yapılacak yatırımlar da mümkün olmadığı için, tabii ki sorunun cevabının ikinci kısmına giriyorum. Biraz önce de konuştuğumuz gibi teknolojiyle kimse baş edememiş. Ne Gazi hocamız, ne Michael Lawton edecek, ne ben edeceğim. Hiç kimse edemeyecek teknolojiyle baş. Çünkü şu anda geçen gün bir startup firmasıyla bir toplantı yaptım. İsviçre'de ki bir 3D anevizma modelinde magnetik gradiyentleri bana kendi laptopumdan Ankara'da kullandırtarak bir deneysel MR cihazının içinde mikrokateteri anevizmanın içine yerleştirip coil ettiler bana. Düşünebiliyor musunuz? Ankara'dan ben bunu yaptım. İsviçre'deki modelde. Şimdi işin nereye doğru gittiğini artık tahmin edebilirsiniz. Yani iş böyle sizin gibi, ben eskiden bilgisayardan anlayan çocuklara bizim bölümde akıllı çocuk derdim. O zaman PowerPoint bile kullanmayı beceremediğimiz için akıllı çocuklar derdik bilgisayar kullanan çocuklara. Şimdi akıllı çocukların işi bu. Yani akıllı çocuklar bu işleri yapacaklar. Özellikle robotik cerrahi de öyle. Siz biliyorsunuz bu tabii beyin cerrahisine çok oturmadı bu robotik cerrahi belki ama daha gelmedi. Ama biliyorsunuz prostat cerrahisinde şurada burada çok rahat kullanılıyor. Aynı şekilde robotik cerrahi endovasküler cerrahiye de girmiş vaziyette ve bunun geleceğin en önemli kısmı burada. Buna altyapı yatırım yapılması lazım. Ülkemizdeki akademik merkezlerde. Yine en önemli noktada bu surface modification dediğim şey. Yani bu flow diverter stentler anevizma boynuna konunca kapatıyor. Eğer anevizma anrüptüre ise. Rüptüre anevizmada nasıl olacak? Anevizmanın öyle bir rüptüre hastada stentlere öyle bir yüzey tedavisi yapılmalı ki onun üzerinde çalışılıyor. Hastanın vücuduna stent koyduğumuz zaman mesela sadece 100 mg aspirinle stent trombozunun engellenmesi lazım. Şimdi bununla ilgili yapılan prototip çalışmalar var. Yani bir sonraki geleceğin bir noktası da o. Yani endovasküler teknoloji olarak bir noktası bu, öbür noktası da zaten robotik cerrahi yapılması. Tamam, teşekkür ederim. Oğuzhan Medikal'den, hostumuzu soran Oğuzhan Medikal'den Murat Bey. Flow Diverter sonrası Efient ve Brilanta'yı ne süreli kullanıyorsunuz? Sunumunuz için çok teşekkür ederim hocam diye
Teşekkür ederim size. Hastaya bağlı olarak kullanıyoruz. Genelde standart 6 ay. Ama eğer kompleks bir orta serebral arter veya işte anterokomik anahtar anevizmasını modellemişsek, yani anevizmanın içinden çıkan çok önemli damarlar varsa, işte superior trunk çıkıyor, işte subkallozal çıkıyor, o zaman anevizma modellenmesine daha uzun süre vermek için bazen 1 yılı, 1,5 yıla uzatıyoruz. Dozu azaltarak devam ediyoruz. Mesela 6 ay full doz kullanıyoruz, sonra bir 6 ay, 1 yıl daha yarım doz kullanıyoruz ki anevizma kesisi modellenirken o dalların patensisi emniyetli bir şekilde sabit kalsın. Sağ olun hocam. Emrah Keskin Bey, hocam güzel sorum için teşekkür ederim. Webin endovasküler tedavide daha geniş endikasyonlarda kullanımı mümkün olabilir mi diye sormuş. Emrah Bey, soru isterseniz biraz daha açabilirsek. Yani şöyle, anladım ben soruyu, cevap vereyim. Tabii ki gittikçe alanı genişler ama çok bir yere kadar genişleyecektir. O size gösterdiğim gibi flow divertörlerin tedavi edebildiği parent arterinde iyileşmesi gereken, parent arterinin rekonstrükte edilmesi gerektiği anevizmalara bir şey yapamaz PEP. Çünkü tamamen anevizma içi solüsyon. Anevizma içi çözüm. Rekonstrüksiyon yapma yeteneği yok. Ama geniş tabanlı anevizmalarda mesela hasta diyelim nipple olan bir orta serebral arter bifurkasyon anevizması. Geniş tabanlı, hasta 64 yaşında, başı ağrıyor. Aynı zamanda bir kanseri var. Yani böyle bir biyopsiler falan yapılması gerekiyor hastaya. Mesela böyle bir hastaya stent ile tedavi yapmak istemiyoruz. Çok iyi bir seçenek oluyor. Web koyuyorsun, anevizmayı protekte ediyor. Kanamadan. Ve bunun efektivitesi gösterilmiş vaziyette. Yani birçok değişik şey düşünülebilir ama tabii ki kısıtlaması olan rekonstrüksiyon yapmadığı için bir cihaz. Ümit Kepoğlu 5, Ümit Kepoğlu hocamız. Teşekkürler Saruhan. Işıl'a selamlar. Mükemmel bir 30 yıl özet olmuş. Diye yazmış. Sağ olsun. Kliniğimizin, beyin cerrahisi kliniğinin sorumlu hemşiresi Serpil Ulutaş. Hocam bu güzel bir aydınlatıcı sunum için teşekkür ederim. Eklemiş. Kliniğimiz uzmanlarından Ertan Sevin. Hocam bu güzel sunum için teşekkür ediyorum. Yine oğlu meslektaşımız İbrahim Eralp Sevin. Güzel ve aydınlatıcı bir sunumdu. Teşekkürler diye eklemiş. Ulaştık da hocamız. Harika bir sunumdu. Kendisi ülkemizin gurur kaynaklarından biridir. Çok teşekkürler, saygılar diye eklemiş. Sağ olsun. Teşekkür ederim ben. Çılan Yıldırım hanımefendi bizim üniversitenin tıp fakültesi öğrencisi, 4. sınıf öğrencisi ama beyin cerrahisine çok meraklı. Arada ameliyatlara giriyor. Çılan Yıldırım, 4. sınıf tıp öğrencisi. Sunum için çok teşekkür ederim hocam. Şu anda yapılıyor mu bilmiyorum ama sizce intrakranial hemorajların da endovasküler tedavisi mümkün mü? İntrakranial hemorajların, yani hipertansif hemorajların öyle bir tedavisi yoktur. Mümkün değil. Ama bildiğim kadarıyla, benim izlediğim kadarıyla sizde de non-invaziv, o hematomların non-invaziv boşaltma işi mümkün. Belli bir tane var. Kraniotomi yapılmadan stereotaktik işlemle mümkün. İşin da yakında bizim elimize bekliyoruz zaten. Hocam sorularımız, teşekkürlerimiz bu kadar. Sanırım başka soru yok herhalde atladığım. Kamil hocam bunu da önerisiyle sözü Uygur Er hocamıza vermek istiyoruz. Uygur hocamızın mikrofonu açabilir miyiz? Açıldı. Teşekkür ederim. Sevgili dostum Saruhan'ı bu kadar uzun aradan sonra nöroşirurji bir platformunda görmek tabii ki bizi çok mutlu etti. Beni şahsen çok fazla mutlu etti. Kendisi sadece demin bir takım arkadaşlarım belirttiği gibi ülkemizin gurur kaynağı değil, bu işin dünyada öncülerinden. Hakikaten gurur duyuyoruz ve benim çok önem verdiğim iki şeyi biri sunumun içine yedirerek, bir tanesi de söyleyerek yaptı. Ona da ayrıca memnun oldum. Söylediği şey teknolojinin önünde durulmayacağıydı. Biz çok önceki gençlik yıllarımızdan beri Saruhan Hoca ile bunu çok konuşurduk. Hakikaten öyle. Teknolojinin önünde durmak mümkün değildir. Bilimin gelişmesini teknolojinin önünde duran insanların hazin sonuyla doludur bilim tarihi. İkincisi de Saruhan Hoca'nın bu 30 yılı özetlerken çok güzel bir tarihi gelişim perspektifi vermesi bize.
bir şeyin gelişimini bilirsek ona daha çok ilgi duyar, onu daha iyi anlarız, onu daha iyi öğreniriz diye düşünen biriyim. Ve biliyorsunuz burada yaptığımız sunumlarda da hep önce mutlaka kısa bir tarihçe, hatta bazen uzatıyorum, uzun bir tarihçe oluyor. Saron Hoca'nın bütün sunumu böyleydi. Çok 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 teşekkür ederim. Daha sık görüşmek istiyoruz hocam. Sağ ol, sağ ol Uygur'cum. Ben teşekkür ederim. Saron Hocam, Atatürk Eğitim Araştırma Beyin Cihazı'nın ben tekrar teşekkür ederim size. Sağ olun. Sözümüzü program yöneticimiz İzmir Online Neurosurgery'nin kurucusu ve hala yürütücüsü olan Profesör Doktor Sayın Kamil Sucu'ya bırakmak istiyorum. Kamil abi, buyurun abi, söz sizde. İsmail Hakkı Hocam, kısa bir şey söylemek istiyor herhalde. Murat Bey. Saruhan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sunum oldu. Ben bir yani sen serzenişte bulundun. Ben açayım istersen orayı. Yanlış hatırlamıyorsam 93 ya da 94 kongremizde ilk gelmiştiniz. Sizin hatta Işıl Hanım da vardı, hatırlarsınız. Evet, evet abi. Orada çok tepki aldınız. Ama tek ben herhalde hatırlıyorsan. Tabii hatırlıyorum. Tek ben destek oldum. Çok hatta bir konuşma yaptım orada. 93 mü 94 mü hangi yıldı bilmiyorum ama iyi hatırlıyorum. Orada bizim arkadaşlar, aramızda olmayanlar da var şimdi, o gün olanlardan, karşı çıkanlardan arkadaşlarımızın çoğu tepki göstermişlerdi. Hatta niye yolluyorsunuz, niye gönderiyorsunuz diye. Hatta hatırlarsın, ben sizi bayağı vaka yönünde de desteklemiştim daha sonra. Onu da burada bir hatıra olarak aktarmak istiyorum. Siz de hatırlarsınız. Tabii, evet. Tabii abi. Yani aslında her yeni şeye reaksiyon olması normal. O zaman da biz de gençtik, böyle çok hararetli olarak tartışıyorduk. Ama evet. Sizin gibi abilerimizin desteği tartışılmaz. Aynı zamanda rahmetli işte bölüm hocalarımız Aykut Hoca, Vural Hoca, Tunçalp Hoca, işte Allah ömür versin Osman abi ve işte Kemal abi rahmetli. Evet. Hepsinin evet. Büyük desteği. Ben bir zamanlar, yani şöyle, ben radyoloji bölümünde öğretim üyesiyim ama ben sabah 6.30'da beyin cerrahisindeydim her sabah. Evet. Saat 7'de geldi mi Tunçalp Hoca, geç kaldın lan gene bugün derdim. Yani öyle bir beyin cerrahi departmanıydı, biliyorsunuz siz orası. Evet. Yani o disipline yetiştik. Bir anımı anlatarak bitireyim. Evet. Bir gün bir hastayı anteriokomik anevizmasını rüptüre ettik. Hastanın başından ayrılmıyorum ben yoğun bakımda. Aykut Hoca pek böyle şey bir adamdı, tanırsınız rahmetli. Çok fazla evet. Selam vermezdi yani. Evet. Ondan sonra böyle bakardım. Şöyle ters ters bana her yoğun bakıma geldiğinde bakıyor. Ben hastanın başındayım. Tekrar bakıyor. Böyle bir hafta beni izledi konuşmadan. Bir hafta sonra yukarıya bana haber geldi. Seni Aykut Hoca çağırıyor diye. Aykut Hoca'nın yanına gittik. Aykut Hoca dedi ki, oğlum dedi, sınavı geçtin dedi. Aferin dedi. Senin artık bir röntgenci olmadığını anladım dedi. Hiç unutmuyorum. Ondan sonra bana bütün hastalarını vermiştir hakikaten. Evet, yani evet. Öyle bir anekdot da var. Dolayısıyla biz tabii ki beyin cerrahisinin içinde büyüdük ama son yıllarda özellikle bu dernek yönetimlerinde bir değişiklikler oldu sizde. Bir şeyler evet. Değişti. Böyle ve sanki ben bir de şey gibi gösterildim. Burada vaktinizi alıyor muyum ben? Yok, hayır. Biraz şey gibi gösterildim. Yani bu işin öğretimine karşıyım işte. Yoksa ben Türkiye'de 16 tane merkez kurdum. Endovasküler bilirsiniz. Şimdi mesela Atatürk'te, Erzurum'da, evet. Suat çatır çatır anevizma yapıyor. Yani hepsine büyük destek olduk ama. Daha önce Akın yapıyordu. Yani benim en büyük problemim şu oldu hep karşılıklı. Çünkü dünyada da birçok nöroşirurjen, yani Barroz'un bütün endovaskülercilerini Hacettepe'de yetiştirdik. Zamanında geldiler. Spencer'ı yanımıza yolladı. Yetiştirdik. Ama benim problemim hep şunun oldu. Yani bir Orta Doğu yaklaşımı, gideyim 3 ay bir yerde seyredeyim, hemen yapmaya başlayayım bu işi. En büyük problemi ona karşı çıktım ben. O yüzden kötü adam oldum. Yani 3 ay seyredilerek yapılacak bir iş değil. Veya dünyadaki toplantılarda da her zaman aynı şeyi söylüyorum. Yani ben pazartesi günü hipofiz ameliyatı yapayım, salı spinal yapayım ve çarşamba da anevizma koyayım. Yani bu genç arkadaşlar için anlatıyorum bunu. Böyle bir şey mümkün değil. Yani bu mümkün bir şey değil. Böyle olmaması gerekiyor. Yani dolayısıyla arkadaşlarımızın tabii ki bu işin geleceği tamamen
Artık nöroradyoloji diye bir şey yavaş yavaş kalmıyor dünyada. Siz de biliyorsunuz daha doğrusu. Evet. Radyologlar bu işi yapmak istemiyorlar dünyada. Yani hayat daha güzel çünkü. Yani evet. Devamlı inme yap, trombektomi yap, bilmem ne gece gündüz. Tabii ki nöroşirjenler bunu lead edecek. Ama benim saygım 2 yıl, 3 yıl buna zamanını verip beyin cerrahisi asistanlığı sonrası fellowluk yapıp herkese vardır ve birçok insanı da yetiştirmiştir dünyada. Evet. Evet, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Rica ederim. Sen teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Katılan herkese de çok teşekkür ediyoruz. Tabii herhangi bir branşın, herhangi bir kurumun düşman gibi gösterilmesi, yani bu metalle savaşamazsın lafı bizim Hamit'e ait. Şey bir laf. İşte vidayı falan zor sıkarken öyle diyor aslında. Metalle savaşamazsın oğlum diye. Yok, savaş değil ya. Savaş olmadı. Yani öyle bir şey yok da. Öyle bir şey olmaz. Şeyler arasında düşmanlık ya da ne bileyim bekar. Yani ben biraz şeye bağlıyorum. Dediğiniz çok doğru. Bu muayenecilik işine bağlıyorum. Özel sektör, Uygur kusura bakmasın o da geçti özel sektöre tabii ama yani özel sektöre geçince bir rekabet ve gereksiz bir şey oluyor. Ben konunun bundan kaynaklandığını düşünüyorum yani. Yoksa yok ya Kamil ondan değil. Biz özel sektöre geçmeden önce de vardı çok düşmanlık. Yani o bir şey. Yani bu düşmanlıktan çok şöyle bir şey. Aslında bunu artık daha olgun olarak bakarak daha olgun karşılıyorum. Yani yeni bir şey idrak ettirmeye çalışıyorsun. Çok oturmuş bir disiplin var. Ve oturmuş disiplin bu işi elinde tutuyor tabii doğal olarak. Ve bu oturmuş disipline karşı bir şeyleri göstermeye çalıştığında tabii ki reaksiyon olacak. Yani şimdi ben yalnız tabii bunu gördüğüm için yeni bir şey geldiğinde ben biraz önce Uygur'un söylediği gibi bakıyorum hep. Ulan diyorum mesela robotik cerrahiye hiç ters bakmıyorum. Bu bir gün bizim elimizden alacak bunu yani. Başka bir çaresi yok. Bu gidecek yani. Başka çaresi yok. Bununla metalle mücadele edemediğin gibi hocam teknolojiyle de mücadele edemeyeceğiz hiçbirimiz. Evet. Yani bu yeni bir şey. Öyle bir şey. Yapacak bir şey yok. Hocam çok teşekkür ederiz. Bir tutup kaçtınız. Hakikaten. Teşekkürler ben için davetin için. Çok çok faydalı. Lafı biraz az kalacak. Değişik bir dünya açtınız önümüzde. Gösterdiğiniz slaytlar, filmler hakikaten şeydi. Ufuk açıcıydı. Çok teşekkürler. Katılan herkese de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi geceler. Tekrar görüşmek üzere. Uygur'un da dediği gibi. İyi akşamlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.